Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Bugünkü kutusunu açacağımız telefon ise Huawei P Smart S modeli. Şunu baştan belirteyim. Bu kutu bize açık geldi. O yüzden böyle sıfır bir kutu açmıyoruz. Lakin yine de bir kutuyu açalım. İçinden neler çıkıyor, neler çıkmıyor. Bunu size direkt olarak gösterelim istedik. Dilerseniz hemen lafı daha fazla uzatmadan kutumuzu şöyle açalım. Şurada telefonumuz var. Bunu kenara alalım. Bakalım başka neler geliyor. Şurada bir adet silikon kılıfımız var arkadaşlar. Zaten son dönemde pek çok Çinli üretici silikon kılıf veriyor. Artık buna alıştık. Şurada bir adet Type-C bağlantılı adaptörümüz var. Bu adaptör arkadaşlar 10 watt hızlı şarj desteğine de sahip. Bunu da belirtelim. Ve burada da bir adet kulaklığımız geliyor. Lakin bu kulaklığın çok kaliteli olduğunu söylemek güç. Hani koymak için koymuşlar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi eski nesil yuvarlak kafaya sahipler. Artık bu yuvarlak kafaya sahip telefon kulaklıkları kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Bunları hemen yerine koyalım ve asıl önemli olan şeye gelelim. Yani telefonumuza, P Smart S'e. Şöyle baktığımız zaman şu etiketi alalım şuradan. Şurada dursun etiketimiz. Baktığımız zaman arkadaşlar tasarım olarak gayet ince, şık bir yapıya sahip diyebiliriz. Damla çentik tasarımıyla geliyor. Alışığız artık bu damla çentik tasarımına. Arka tarafta dikey olarak konumlandırılmış 3 adet ana kamera görüyoruz. Yan tarafta, yani telefonu şöyle tuttuğunuzda sağ tarafta kalıyor. Ses açıp kapatma ve power tuşu var. Sol tarafta ise bir adet SIM girişimiz yer alıyor. Alt kısma baktığımızda ise Type-C şarj girişimizi görüyoruz. Yalnız burada 3,5 mm'lik kulaklık girişi yok. Onu Huawei bu modelinde yukarıya yerleştirmiş. Bunu da hemen sizlerle paylaşmış olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çerçeveler gayet ince. Yani üst, yan yer ve yan çerçeveler ince. Lakin alt çerçevenin bir tık kalın olduğunu görüyoruz. Ama çok kalın değil yine de. Yani başarılı bir ekran gövde oranının olduğunu söylemek mümkün. Telefonun arka kısmında çok fazla parmak izi bırakmayan bir yüzey var. Tabi zorladığınızda illaki parmak izi kalıyor. Fakat şöyle tuttuğunuzda parmak izi kalmıyor. 6.3 inçlik bir ekran var burada. Ve bu ekranın çözünürlüğü de 1080x2400 piksel arkadaşlar. Biraz teknik özelliklerinden de bahsedelim. Huawei bu modelinde Kirin 710F yonga setini kullanmış. Bu yonga seti arkadaşlar 12 nanometrelik bir üretim teknolojisine dayanıyor. Dolayısıyla biraz eski diyebiliriz. Orta segmentte bile artık 9 nanomilimlere, 10 nanomilimlere zaten geçileri çok oldu. Burada 12 nanometre bana biraz eski bir teknoloji gibi geldi. Zaten hani bunu performansla da karşımıza sunacaktık. 4 GB'lık bir RAM var bu telefonda. Fiyatı da 2700 Türk lirası civarında ve 4000 mAh'lik bir bataryadan besleniyor. Bu arada şuna bir açıklık getireyim istiyorum. Burada hep 12 nanometre, 10 nanometre, 7 nanometre diyoruz. Bu nedir diye soracak olursanız hemen kısaca açıklayayım size. Bu nanometre dediğimiz olay arkadaşlar, yonga seti içerisinde bulunan işlemcideki transistörlerin arasındaki mesafeyi bize ifade ediyor. Yani 10 nanometrede bir transistör var. Bunu ifade ediyor. Bu aralık ne kadar küçülürse işlemcinin içerisine koyabileceğimiz transistör sayısı da artıyor. Transistör sayısı arttığında telefonun verimi artıyor, güç tüketimi düşüyor ve ısınması da biraz daha yavaşlıyor. Yani geç ısınıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bir telefonun içerisinde kullanılan yonga setindeki nanometre ifadesi ne kadar küçükse telefonun size sunacağı performans da o kadar yüksek olacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, telefonumuza ilk bakışımızı yaptık arkadaşlar. Gayet bence hoş bir telefon. Yani kibar duruyor. Dediğim gibi kalınlığı fazla yok. Şu yanlar oval bir şekilde geliyor. Bu da tasarım hattı olarak gerçekten hoş durmuş. Sadece dediğim gibi şu alt çerçevenin biraz kalın durduğunu söyleyebilirim. Az önce de bahsettiğim üzere bu telefonun çıkış fiyatı şu anda ülkemizde 2700 liralar civarında arkadaşlar. Bu telefonda Google Play yine bulunmuyor. Eğer bir uygulama indirmek isterseniz Huawei'nin kendi App Galerisini kullanıyorsunuz. Zaten şurada hemen görüyorsunuz ilk uygulamada Huawei App Gallery. Şu anda internete bağlı değil telefon. Şu anda Huawei App Gallery'de pek çok uygulamayı bulmak mümkün. Lakin yine de günün sonunda baktığımız zaman Google Play kadar geniş bir kütüphanesi yok.
Hemen arkadaşlar şunu da size dipnot olarak belirtelim. Şurada görüyorsunuz PonClone diye bir uygulama var. Bu PonClone uygulamasıyla telefonunuzdaki uygulamalar App Galeri'de mevcut olmasalar dahi telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Yani atıyorum Google Play'li bir telefon kullanıyorsunuz ve telefonunuzdaki uygulamalar Huawei App Galeri içerisinde bulunmuyor. Siz bu telefona geçeceğiniz zaman PonClone uygulamasını kullandığınızda telefonunuzdaki tüm uygulamalar eğer Google Play ile yani Google servisleriyle bir alakası yoksa bu telefona direkt olarak aktarılıyor. Ama işte YouTube gibi, Drive gibi, Google Maps gibi Google imzasını taşıyan uygulamalar yüklenemiyor. Bunu da sizlere belirtelim. Evet, kutu açılışımızı yaptık. Telefonla ilgili ilk görüşlerimizi sizlerle paylaştık. Önümüzdeki günlerde P Smart S'in yeni videosuyla, inceleme videosuyla karşınızda olacağız. O güne kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalımıza da mutlaka abone olun diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.